Geçen sene de yine aynı burada kampa başlamıştık İlhan Hoca döneminde. Yine çok iyi hazırlandık. Bir yıl önce, 2 sezon önce yani finalde kaybetmiştik. Bu sefer direkt çıkmak istiyorduk yani tek amacımız buydu. Çünkü Hatayspor siz de biliyorsunuz playofflarda şanssız biraz. Ne zaman playoff oynadıysak kaybettik. Biz de bunun için direkt çıkmak istiyorduk. Çok iyi çalıştık. Ondan sonra 2 yıl önceye göre biraz daha kötü futbol oynuyorduk. Ama sonuçlara yansımıyordu bugün. Yani kazanıyorduk bir şekilde. Çünkü uzun zamandır beraber oynayan bir takımız. Bunun meyvelerini topladık, kazandık. Sonra hoca değişikliği oldu. Bayram Hoca döneminde yine 5'te 5 gibi bir galibiyet serisi yakaladık. Bu da bize çok büyük avantaj sağladı. Ondan sonra Mehmet Hoca geldi. Yine iyi gidiyorduk. Araya pandemi süreci girdi. Biz ama antrenmanları hiçbir zaman bırakmadık. Bir, 1,5 ay da olsa kendi evimizde, video eşliğinde antrenmanlarımıza devam ettik. Sonrasında yine çok iyi hazırlandık pandemiden sonra. Çok zor maçlar oldu. Ve şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardık yani çok şükür. Ya pandemide işte dediğim gibi çok iyi hazırlanmıştık. İstanbul maçında örneğin ben hissediyordum yani bunu Koray'a da söylemiştim bizim medya sorumlusuna. Demiştim ki ısınırken 80. dakika, 70. dakikada söyledim. Ya sen önceden girip gol atacağım. Ben normalde defans oynuyorum. Hissettim söyledim o da güldü bana hatta. Ama öyle bir şey gelişti yani bana nasip oldu gol atmak. Keçiören Gücü maçında da yine istedim. Yine bana nasip etti Allah gol atmaya. Çok şükür yani kazanmayı başardık. Peki gelecek sezon Erzurum 53 yıl bunun tarihi boyunca ilk defa Hatayspor Süper Lig'de mücadele edecek. Gelecek sezon için neler söylemek isteriz? Yani bunun için çok heyecanlıyız. Hatay şehri, Hatay Spor Kulübü olsun. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bu kolay bir şey değil. Ama biz alışığız zorluklara. Hatay şehri, coğrafi yapısıyla olsun. Tüm zorluklara alışık. Yine çok iyi hazırlanıyoruz. Aramıza gelecek arkadaşlarımız var. Onlar da gelince çok iyi bir takım olup çok zor bir deplasman olacağımıza inanıyorum ben yani. Diğer takımlar adına. Ya Erzurum'da maç oynamak kolay değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada antrenman yapmak da kolay değil. Hava şartlarından dolayı. Erzurumspor'u da tebrik ediyorum buradan. Yine bizim için burası da çok zor bir deplasman. Yine çok zor maçlar oynayacağız. Onlara da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki hocamız yeni geldi. O da çok istekli bizim gibi. O da çok heyecanlı. Zaten ikili diyalogları da çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz kısa dönemde. Uyum sorunu olacağını düşünmüyorum bizim adımıza. Yani ben inanıyorum ki Türkiye çok iyi bir Hatayspor izleyecek. Çok büyük sürprizler yapacağız yani. Ben buna inanıyorum.